sağlığı diliyorum. Ardından da Çağlayan Adliyesi'ndeki savcımız Selim Kiraz'ın şehadeti esnasında çekilmiş fotoğrafları birileri medyaya hangi anlayışla servis ettilerse, bugün de evlatlarımızın şehadetini medyaya servis eden adresin aynı adres olduğunu görüyoruz. Ve soruyorum, bu neye hizmet etmek için? Niçin bu haberlerin bu şekilde servis edilerek Kandil'e selam mı veriyorlar? Ya da Kandil'in arkasındaki bazı dost bildiğimiz ülkelerin bir takım adreslerine selam mı veriyorlar? Mesaj mı gönderiyorlar? Vazifemizi en güzel şekilde yerine getirdik. Türk milletinin 8 tane evladının şehadetine vesile olduk. Hunharca bir tuzakta bunu mu söylemek istiyorlar? Bunu da görmek zorundayız. Dolayısıyla... Peki siyasete geçmeden önce 7 Haziran'dan bu yana sorulan soruyu bir kez de ben size sorayım. Ne oldu da Sayın Külünk, 7 Haziran'dan sonra terör tekrar tırmandı, 50'yi aştı şehidiniz? Kandil'i... Ne oldu? Kandil'i kontrol eden güçler, milli birlik beraberlik stratejisi üzerinden Türkiye'nin büyümesi karşısında duydukları rahatsızlığı, Kandil'i ikiye bölerek bir kanat üzerinden Türkiye'yi tekrar kanla, terörle buluşturmak için düğmeye bastılar. Terör örgütleri sonuç değildir. Terör örgütleri sebeptir. Terör örgütlerinin niceliğine bakarak, terör örgütlerinin dışa vuran fotoğrafına bakarak karar vermek doğru değildir. Terör örgütlerinin eylemlerinin hangi sonuçları doğurduğunu ve bu sonuçlardan kim faydalanıyor? Şimdi ben kamuoyuna soruyorum. Kandil'in, terör örgütünün bu eylemlerinin sonuçları Kürtlere yarıyor mu? Hayır. Araplara yarıyor mu? Hayır. Türklere yarıyor mu? Hayır. Türkiye'ye yarıyor mu? Hayır. Kime yarıyor? Kime yarıyor peki? Kime yarıyor? Bu coğrafya yeniden şekillenirken, harita yeniden konuşulurken, bu haritada ben de varım diyenler, benim menfaatlerimi de koruyun diyenler, ben de 100 yıl evvel bu harita kurulurken dışlanmıştım, ben şimdi dışlanmayacağım diyenlerin işine yarıyor. Bir, Türkiye örseleniyor. Türkiye'nin bu coğrafyada siyasi ve iktisadi açıdan istikrarlı ve güçlü bir Türkiye olması fotoğrafı kime yarar? Mazlum halklara yarar. Kime yaramaz? Bu coğrafyanın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını gasp ederek ülkelerine transfer edip zenginlik üretenlerin işine yaramaz. O zaman ne yapılmalı? O zaman Türkiye rahatsız edilmeli. Bu rahatsız ediş, Türkiye üzerinde ameliyat yapılmalı. Bu rahatsız ediş, bu ameliyatı ne üzerinden yapabilir? Dün kendi ordularıyla koşup geliyorlardı burayı işgal etmek için. Bugün bu ordular yok, yerine terör orduları var. Bugün PKK ve DAEŞ bu coğrafyayı yeniden şekillenişinde küresel güçlerin, adı ne olursa olsun, güçlerin terör ordularıdır. Bu terör orduları üzerinden Türkiye'ye yönelik bu savaşı gerçekleştiriyorlar. Ve Türkiye'ye PKK üzerinden, DAEŞ üzerinden vermek istedikleri mesaj, siz çok oldunuz. 12 yıllık Türkiye'nin geldiği nokta, çok oldunuz. Peki Sayın Külünk, bu dış gelişmelerin dayattığı bir sonuç diyorsunuz. Bunun iç siyasete yansıması nasıl olacak? Karma karışık bir haldeyiz şu i̇ç anda. İç siyasete... Seçim olacak ve tekrar baştaki sorumu tekrar sorayım. Önce şunu sorayım. Sayın Devlet Başkanımızla hafta sonu Rize seyahatinde kendilerinin yanındaydım. Bir kere çok keyifli. Yani moralli. Niye? Vatandaşlarıyla buluşuyor. Çünkü Sayın Erdoğan'ın en önemli özelliği halkıyla bütünleşen liderliktir. Ve insani perspektifinin, boyutunun çok güçlü olmasıdır. Kıble Dağı'ndaki camiyi açtıktan sonra, cuma namazını kılıp, akabinde
yaklaşık 15 dakikalık bir mesafede kat edeceğimiz yolu biz 2,5-3 saatte kat ettik. Niçin? Her kalabalığın olduğu yerde vatandaşımız onunla selamlaşmak istediğinde arabasından indi ve vatandaşlarımızla selamlaştı. Sohbet etti, hayır dualarını aldı, yola devam etti. Az sonra tekrar aynı fotoğraf çıktı ortaya. Bir kere bu anlamda Türkiye'deki bütün gelişmeler kontrol altında. Bunu ifade edeyim. Bütün gelişmeler kontrol altında. Türkiye güçlü bir devlet geleneğine sahip. Türkiye güçlü bir liderliğe sahip bugün. Ve Türkiye'nin 7 Haziran sonrası ortaya çıkan bu tablo içerisinde Türkiye'nin en stratejik gücü devletin zirvesinde güçlü bir liderliğin oluşudur. Bu Türkiye'nin en büyük kazanımıdır, en büyük şansıdır. Ve o seyahat boyunca vatandaşlarımızla buluştu, hitap etti. Özellikle Türkiye'de sistem fiilen değişmiştir. Evet. Cümlesinde Rize'de ve onu hangi söyledi. Toplantıda söyledi? Halkla, halkın temsilcilerinin var olduğu, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin var olduğu bir toplantıda söyledi ve peki, önemli bir tartışmayı tekrar adını koyarak başlattı. Neden tekrar başlatma ihtiyacı duydu Sayın Erdoğan? Çünkü Sayın Erdoğan şunu görüyor. Hı hı. Biz 1071'de bu topraklara geldik. Ve bu topraklarda 1071'den sonra 1299'a kadar beyliklerle yaşadık. Devlet kurduk. Ardından o devletten bir devlet daha çıkardık. Dikkat edin. Kapıyı açtık. Beylikler, Anadolu Selçuklusu, Osmanoğlu Cihan Devleti, bu Cihan Devleti'nin üzerinden bir geri çekiliş, bu geri çekilişten bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti çıkardık ortaya. Tamam. Hep dikkat ederseniz yenilenerek yürüdük. Daraldık, yenilendikler. Şimdi Türklerin bu coğrafyadaki geldikleri en kritik aşamadayız. Bu devletin bekası ve milletin bu coğrafyadaki varlığı için sistem değişimi zarurettir. Ama 7 Haziran seçimleri yapıldı. 7 Haziran seçimlerinde Sayın Erdoğan halkla buluşmalarında 400 vekil istedi biliyorsunuz. Başkanlık sistemi dedi. Ama 7 Haziran seçimleri bunu bir anlamda bertaraf eden bir sonuç değil mi? Sayın Erdoğan'ın başkanlık sistemi ve 400 vekillik hedefine yönelik ben bir AK Partili milletvekili olarak kendime soruyorum. O iddiaları, o büyük hedefe yürüyüş noktasında kendim o iddialara sahip çıkmada demek ki yeterli adımları atmadım. Bu soruyu benim sorduğum gibi herkesin sorması lazım. Aynı Erdoğan bir yıl evvel yani 7 Haziran seçimlerinin bir yıl öncesinde, 10 ay öncesinde başkanlık sistemi diyerek %52 oy aldı. %52 ve başkanlık sistemi ben teamüllere uyan bir Cumhurbaşkanı olmayacağım, teamül inşa eden bir Cumhurbaşkanı olacağım, başkanlık sistemi diyerek Necip milletimiz Sayın Erdoğan'a bu iddialarıyla bu hedefine yürümek uğruna %52 oy verdi. Ama 7 Haziran dolayısıyla parametremiz peki. Biz 7 Haziran seçimlerinde değil mi oradaki? Hayır, 7 Haziran seçimleri bunun karşılığı değil. Sayın Erdoğan'ı eleştirdiler. Dediler ki tamam Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmiştir. Tamam %52 oy almıştır. Ama anayasa ortada. Görev ve yetkileri değişmemiştir. Dolayısıyla Sayın Erdoğan anayasayı ihlal ediyor. Hangi anayasayı ihlal ediyor? Sayın Erdoğan o anayasa hukukçularına sormak istiyorum. Sayın Erdoğan o anayasadaki var olan seçildiği anayasadaki yetkilerinin hepsini kullanıyor mu? Hepsini kullandığı zaman hangi yetkilerle donanmış olduğunu bir kez daha görmek mümkün. Sayın Erdoğan önemli bir iş yapıyor. Diyor ki bu devletin geleceğinde büyük sıkıntılarla karşılaşmaması için sistem değişikliği elzemdir diyor Sayın Erdoğan. Bu sistemle Türkiye'nin gelecek yüzyılı karşılaması mümkün değildir anlamında yüksek sesle ifade ediyor. Niçin bu perspektiften kimse konu ne demek istiyor Sayın Erdoğan? Niçin ısrarla bu vurguyu yapıyor da? Peki efendim Sayın Erdoğan başkan olursa yani evet. Şey devlet başkanı olursa evet. Şu anda Cumhurbaşkanı evet. Ama siz devlet başkanı ben diyorsunuz. Devlet başkanı diyorum peki, tabii ki. Peki başkanlık sistemi gelirse anayasal olarak bütün düzenlemeler yapılırsa ne olacak? Yani daha farklı ne yapılacak burada? Bakınız
Basit bir soru. Siz de savunuyorsunuz basit yani. Elbette ki onu savunuyorum. Ben de aynı cümleleri söylüyorum. Türkiye önümüzdeki 100 yılda büyümek zorundadır. Basit sorular sorayım size. Suriye'nin kuzeyi... Soruları siz mi soracaksınız? Ben soracağım. Ay, ben de cevap edeceğim. Tabii ki yani. Roller değişti yani. Değişti roller. Ben normal idareyle kullanayım ama siz sorunun cevabını da verin. Suriye'nin kuzeyi. Tamam peki. Suriye'nin haritası değişti. Tamam. Bir şekilde yani değişti. Suriye'nin kuzeyindeki bayır bucak Türkmenleri, Araplar bir araya geldi ki biz Türkiye'yi ilhak ediyoruz. Tarih sıkıştı. Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetimi dedi ki Barzani biz Türkiye'yi ilhak etmek istiyoruz. Ne diyeceğiz? Efendim bu olmaz. Kimde de olmaz ya. Biz de 150 yıl evvel 24 milyon kilometre karelik Osmanlı'nın, Cihan Devleti'nin sınırlarının bu derece küçüleceğine olmaz diyorduk. O gün sorsaydı Abdülaziz döneminin sadrazamlarına, işte şeyhülislamlarına, alimlerine sorulsaydı, vatandaşa soru olmaz efendim Osmanlı böyle bir şey olmazdı. Şimdi ne demek olmaz? Sayın Külünk, neden olmaz? Şu anda daha seçim nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Hangi yolda seçime gideceğimizi bilmiyoruz. Onları bir yapalım. Ondan sonra başkanlık sistemiyle ilgili meseleleri daha ayrıntılı konuşuruz. Türkiye'nin asıl konuşması gereken mesele budur. Tamam. Tarih bunu emretmektedir. Gazi Cumhuriyeti kurarken Lozan'a İsmet Paşa'yı gönderirken gönderdiği misak-ı milli Lozan'dan bu halimize dönüştürülürken hangi anlayışla bunu Gazi İnönü oraya gönderdi ve kabul etti? Dolayısıyla bugün öyle bir kritik dönemdeyiz. Peki. Öyle bir kritik dönem. Öylesine kritik bir dönemdeyiz. Zamanı daralıyor. Öylesine kritik bir dönemde. En ilk sorduğum soru. Şimdi Sayın Erdoğan birinci olan partiye, AK Parti'ye, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne görevi verdi. Fakat Sayın Davutoğlu görüşmeler yaptı. İyi de geçtiğini söyledi. Fakat olmadı. Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nde efendim. Rize'de de görüştünüz. Neden görevi vermiyor Sayın Kılıçdaroğlu? Niçin verecek? Hayır, normalde vermesi gerekmiyor. Kaçak saray diyen kim? Kaçak saray diyen kim? Aylardır. Sarayın klozet kapağına takılıp kalmış. Neredeyse CHP'nin genel başkanı klozetten çıkarıp alacaktı herkes. Yemek masasının bacağına takılıp kalmış Cumhuriyet Halk Partisi. Ve de ben başbakan olsam dahi saraya gitmem diyen CHP'nin genel başkanının kendisi değil mi? Ama bundan son derece sevinçliyim. Sarayın yolunu öğrenmiş. Sarayın yolunu öğrenmişler ki saraydan görev talep ediyorlar. Bu kadar hakareti Sayın Erdoğan'a hak etmediği her türlü iftirayı, her türlü yalanı, her türlü hakareti yapan bu partide hangi yüzle saraydan gidip görev isteyecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefet partilerinin bir tek derdi var. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor dönemde sağduyuyla hareket edip birlikte milli refleksler göstererek süreci aşabilmeyi temin etmek yerine kaostan beslenmek istiyorlar. Tahrikten beslenmek istiyorlar. Peki, İsmet Yılmaz'la meclis başkanıyla birlikte Sayın Erdoğan şu dakikalarda ne yapmasını bir seçim hükümeti kurulacak. Bir seçim hükümetinde Milliyetçi Hareket Partisi olmayacağını söyledi. CHP de olmayacağını dile getirdi. Bu durumda HDP burada bile her iki partinin burada bile samimiyetsizliği var. Hem CHP'nin samimiyetsizliği var hem de MHP. Şimdi MHP'nin genel başkanı Türkiye'yi bu kritik dönemde terörle kol kola girmiş, onun siyasi kanadı gibi hareket eden bir partiye, AK Parti'yi mecbur etmek gibi bir yanlışın içerisine düştüğünün hesabını sandıkta millete verecek. Sandıkta millete verecek. Her ikisi de biz bu hükümete girmeyeceğiz diyerek kaostan beslenmek istiyorlar ve amaçları basit, küçük. İşte AK Parti ile bahsi geçen partiyi yan yana getirip bak sandıklar meydanlara çıkıp bak biz size demedik mi? Bunlar yan yanaydı cümlesini söyleyebilmeye hizmet etmek için böyle bir samimiyetsizlik gösteriyorlar. Bu
millet tarafından dikkatle izleniyor. Numan Kurtulmuş dedik ki HDP'li bir hükümette endişe etmeyiz diyor. HDP ile AK Parti'nin bir hükümette yer alması sizi endişelendiriyor mu? AK Parti mesela başka bir formül olabilir mi? Sayın Erdoğan hükümeti kurma görevini Sayın Davutoğlu dışında başka birine verebilir mi? Bu Sayın Erdoğan'ın takdirinde, Sayın Devlet Başkanımızın takdirinde. Onu hükümeti, seçim hükümetini kiminle yöneteceğinin kararını verdiğinde ancak göreceğiz. Sayın ama Davutoğlu mu olacak? Ben, benim gönlümden, tabii ki benim genel başkanım. Ben Sayın Davutoğlu'na bu görevin tekrar verilmesini arzu eder ve temenni ederim. Ve seçime de Sayın Davutoğlu'nun kuracağı bir seçim hükümetiyle gidilmesini canı gönülden arzu ederim. Ama takdir Sayın Devlet Başkanımızın süreci, siyasi basireti ve siyasi zekası çok yüksek olan Sayın Devlet Başkanımızın bu süreci yönetirken hangi stratejiyi izleyeceğini, anayasadaki tüm haklarını sonuna kadar hangi reflekslerle kullanacağını yaşayıp göreceğiz. Onun için o konuda ben önceden yorum yapmak istemiyorum. Peki Selahattin Demirtaş'ın şu başkanlık meselesiyle ilgili Türkiye'nin yönetim sistemi değişmiştir. Sayın Erdoğan yaptığı açıklamayla ilgili olarak bir önerisi var. Diyor ki erken seçimde diyor bu tekrar seçimde ya da Sayın Erdoğan'ın deyimiyle referanduma götürülmesini öneriyor. Orada da soralım diyor başkanlık sistemini vatandaşa. İstiyor mu istemiyor mu ortaya çıksın bizim, diyor. Halk hangisinden yana tercih ediyorsa belli olsun. Şimdi bu cümleler doğru cümleler. Peki. Ama cümleleri söyleyen samimiyetsiz. Niye samimi bulmuyor musun Sayın Erdoğan? Samimiyetsiz. Seni başkan yaptırmayacağız diyen kimdi? Seni başkan yaptırmayacağız diye bas bas bağıran kimdi? Ne değişti? Yoksa devletin terör örgütüne yönelik çok kararlılıkla yürüttüğü operasyonlardan sonra tabanından aldığı tepkilerden dolayı mı bunu söylüyor? Yani bir anlamda acziyet ifadesidir. Siyaset devamlılık ister. Bir acziyet ifadesidir. Tabii ki başkanlık sisteminin... Sorulabilir mi peki bu erken seçimde? Yani... Siz sıcak bakar mısınız? Ben sıcak bakarım tabii. Niye bakmayayım ki? Ben başkanlık sistemine açık taraf olan birisiyim. Başkanlık sisteminde çok basit. Yasama, yürütme, yargı, yasama, yürütme erkleri arasındaki dengenin en iyi sağlandığı sistemdir. Basitçe. Bir belediye, ilçelerde, illerde, belediye başkanlığı seçimlerinde hiç gri alan oluşuyor mu? Ya birisi seçiliyor ya birisi seçiliyor. Öyle mi? 7 Haziran'da Türkiye iki başkan adayıyla seçime gitseydi bugün 2 aydır hükümet kurulmayı bekleyecek miydik, beklemeyecek miydik? Hayır, beklemeyecektik. Peki, kurulmuş olacaktı. Orada da başkanlık sistemini ayrıca daha farklı bir yayında konuşuruz. Orada denge denetleme mekanizmaları nasıl olacak? Yasama organı var, parlamento var. Türk tipi bir başkanlıktan konuşalım, bahsedelim. Onu başka bir zaman mercek altına alalım. Başkanlık sistemi Türklerin bu topraklardaki 1000 yıllık varlığına en uygun modeldir. Peki 12 Eylül'de kongremiz var. AK Parti'nin kongresi var. Ama Selahattin Demirtaş'la ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. 8 tane şehidimizden sonra Kürt dağdaki askerimizin ve polisimizin karşısına eline silah verilerek dikilen teröristlerin gözü yaşlı annelerine sesleniyorum. Gözü yaşlı annelerine sesleniyorum. Çocuklarınızın katilinin yakasına yapışmalı elleri. HDP'nin eline kan bulaşmıştır. Efendim, o da HDP demokratik siyaset yapmıyor mu? HDP'de zor durumda değil mi? HDP demokratik siyaset yapıyor. Terör örgütünü sırtına dayayarak yapıyor. Aslında HDP, örgüt HDP'yi zor durumda bırakmıyor mu sizce? Örgüt HDP'yi kontrol altına almış ve örgüt HDP'nin eline kan bulaştırdı. Dolayısıyla dağda evladı olduğu için gözyaşı döken anneler dağda askerimizle girdiği çatışmada ölen evlatlarının hesabını onların terörle buluşmasına neden olan onun demokratik uzantısı olduğunu iddia eden, siyasi uzantısı olduğunu iddia eden partinin tepesindekilere sormalı. HDP bütün annelere. Silahların bırakılması için bazı girişimlerde hangi bulunuyor? Silahları bırakacak? Devlette silahlar sussun diyor. Devleti devlet yapan silah kullanma refleksi. Devlet silahlar sussun dedi mi efendim? Elbette tabii ki her iki tarafta silahları sustursun. HDP'nin söyleyeceği bir tek şey var. Kandil'e Türkiye'den elinizi çekin. Bu halk sizi istemiyor. Silahlarınızı gömün.
biz artık sizi görmek istemiyoruz. Biz demokratik siyaset. Hadi bakalım yapsın. Ama demokratik siyasetin önünde tıkanırsa Türkiye... Yani HDP'nin de mecliste olması gerekmiyor mu? Ben olması o tercih gerekiyor. Sandığım tercihidir. Ona ben karışmam. Kuşkusuz, ama yoksa... Ve kimse 80 milletvekiliyle seçilen HDP'ye 7 Haziran'dan bu yana tek kelime etti mi? Ama HDP ısrarla, silahla arasına mesafe koymadı. İmralı'yı tasfiye etmek istiyor üstelik bir de. Evet, Sayın Bahçeli'den Siirt açıklaması var. MHP lideri, MGK olağanüstü toplanmalıdır. Ülkenin bir bölümünde sıkı yönetim tedbirleriyle emniyet almak zorunludur şeklinde bir açıklama yapıyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasını bir kez daha tekrarlayalım. MGK olağanüstü, Milli Güvenlik Kurulu olağanüstü toplanmalıdır. Ülkenin bir bölümünde sıkı yönetim tedbirleriyle emniyet almak zorunludur diyor. Ne dersiniz? Yani bu, çok kısa, çünkü sizden sonra da CHP'den bir konuğum var. Bu çok panik halidir. Devlet şu anda bütün kurumlarıyla bu mücadeleyi yürütecek güçtedir. Evet. Hiç bu tip geçmişin 90'lı yılları hatırlatan modellerine ihtiyaç yoktur. Evet. Askeriyle, polisiyle bu süreci yönetecek güçtedir. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin bu hamlesi bir kriz dönemi üretebilme hamlesidir. Hiç gerek yok buna. Peki 12 Eylül'de kongreniz var ya. Evet. Sayın Davutoğlu, Genel Başkan Sayın Davutoğlu nasıl çıkacak? Ne bekliyorsunuz kongreden? Çok kısa bir 3 dönemliklerle ilgili de bir değişiklik olacak mı? Ben 3 dönemliklerle ilgili kanaatim çok net. Sayın Erdoğan'ın Türk siyasetine kazandırdığı ve gençlerin önünü açan, siyaset yapmak isteyenlerin önünü açan en güzel hediyelerinden birisi olduğuna inananlardanım. Peki. Ve bu konudaki hassasiyetim var. Kongremizde birlik beraberlik içerisinde son derece yenilenmiş ve güçlü bir AK Parti ortaya çıkacak. Peki. Ve o güçlü, yenilenmiş, güçlü AK Partili de sandığa gideceğiz. Sandıktan da inşallah tek başına güçlü bir iktidarı milletimizin teveccühüyle, iradesiyle kazanıp tekrar Ankara'da virgül koyduğumuz yerden yola devam edeceğiz. Sayın Külünk, çok teşekkür ederim. Ben sağ olun geldiğiniz için, yorumlarınız için. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ü uğurluyoruz. Biraz ara, aranın ardından CHP İstanbul Milletvekili Barış Arkadaş'la birlikteyiz.